Kripto Para programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarım Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Blockchainist Merkezi Direktörü Doktor Bora Erdamar ve Kripto Para uzmanı Oytun Es. Her iki konuğumuzla birlikte bugünkü programımızda Bitcoin fiyatlarındaki son günlerdeki sert düşüşü konuşacağız. Bundan sonra fiyatların yönü ne olur? Üzerinde duracağız. Yine önümüzdeki dönemde Ethereum'a yönelik beklentiler piyasada ne onu konuşacağız. Bir başka gündem konumuz DeFi, yani merkeziyetsiz finans. Son dönemde dünyanın gündeminde üzerinde duracağız. Yine her iki konuğumuza merkez bankalarının dijital para çalışmalarını soracağız. Öncelikle Bora Hocam, sizden başlamak istiyorum. Her ikiniz de yayınımıza hoş geldiniz. Bu Bitcoin fiyatlarında sert bir düşüş var dün itibariyle. Son 24 saatte hem Bitcoin hem Ethereum'da %10'lara varan düşüş gördük, özellikle Bitcoin'de. Bunu neye bağlamak lazım? Önce onu sorayım, sonra fiyatların yönünün nereye doğru gittiğini görürsünüz. Merhabalar. Öncelikle Sefer Bey. Şöyle diyelim, aslında düşüşten ziyade daha çok bir düzeltme olduğunu söylemek belki mümkün. Bir de artık aslında kripto paraların dünyadaki diğer yerleşik finansal enstrümanlarla özellikle şu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bir takım benzer hareketlerde bulunduğunu görüyoruz. Bildiğiniz üzere aslında dün Amerikan borsalarında özellikle teknoloji hisselerinde çok ciddi düşüşler yaşandı. Ve bununla tam da paralellik gösteren bir şekilde en büyük kripto para olan Bitcoin, sonrasında Ethereum'da sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Aslında ama biraz daha geriye baktığımızda biz Temmuz ayında ve Ağustos ayında Bitcoin fiyatında ve Ethereum fiyatında aslında ciddi yükselişler görmüştük. Yine aynı paralellikte teknoloji hisselerinde hiç olmayacak kadar tarihte büyük yükselişlerin, büyük değerlendirilmelerin olduğunu yaşadığımız gibi. Dolayısıyla nasıl ki bu teknoloji hisselerindeki düşüşün acaba bir kısa dönemli düzeltme mi, yoksa uzun bir trend dönüşümü mü olduğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değilse, kripto paralar konusunda da bunun böyle bir dönem içerisinde hani temkinli bir yorumlamayla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şahsi fikrim yalnız burada bu kadar merkez bankalarının para politikaları konusunda pek çok araçlarını seferber ettiği bir dönemde ve likidite bolluğunun aslında olduğu bir dönemde kripto paraların işlem hacimlerinin bu kısa vadeli düzeltmeden sonra uzun vadede tekrar artacağı yönünde. Oytun Bey, sizin yorumunuz ne olur fiyatlardaki hareketlilikte? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben de. Şimdi Bitcoin'deki hemen hemen bütün düşüşlerdeki gibi bugün yaşadığımız, daha doğrusu dün yaşadığımız düşüşte de şuradan kaynaklandı dememiz oldukça zor. Ama bazı tetikleyen gelişmeler var. Bora hocamıza ben de katılıyorum. Dünya konjonktüründeki bazı kırılmalar Bitcoin fiyatını da çok derinden etkiliyor. Kısa vadeli fiyatlanmaları birazdan konuşuruz ama sonda söyleyeceğim, ben başta söyleyeyim Bitcoin ile alakalı. Dünya gidişatı bu haldeyken ben açıkçası Bitcoin'in orta ve uzun vadede yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki arada satışlar gelecektir, bunun gibi düzeltmeler olacaktır. Şu da var, piyasa derinliğine göre tabii ki daha dengeli olmakla beraber altın fiyatlarında da yine bir miktar geri çekilme görüyoruz. Zaten son süreçte baktığımızda Bitcoin fiyatlarıyla altın fiyatlarının oldukça koreli bir şekilde hareket ettiğini görüyorduk. Bundan sonraki süreçte de ben bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadeli olarak baktığımızda 12 bin dolarlardan gelen ve birden 10 bin dolarlara inen bir fiyat hareketi görmüş olduk. Aslında bu bize 10 bin dolar seviyesinin önemli bir seviye olduğunu perçinlemiş oldu. Teknik olarak destek seviyelerine şöyle bir bakmak gerekirse 10 bin dolar seviyesi psikolojik olarak ve teknik olarak önemli bir destek seviyesi. Arkasından 9600 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi. 9600 dolar seviyesinin şöyle bir önemi var. Bitcoin'in 20 bin dolarlardan gelen düşen trendi şu an buradan geçiyor. O yüzden burası Bitcoin'in yükselen trendine devam edebilmesi açısından oldukça önemli. Yukarı yönlü baktığımızda da yatırımcının bir nefes alabilmesi için 11.100 dolar seviyesinin yukarı yönlü aşılması gerekiyor. Burası zaten 50 günlük ortalamasının da geçtiği yer. O yüzden bu seviyenin aşılması yatırımcıya bir nefes aldıracaktır.
Oytun Bey, peki Ethereum fiyatlamasını nasıl değerlendirirsiniz? Son dönemde oldukça gündemde, yaptığı harekette şu an bir grafik veremiyoruz ama yatırımcıların hem de uzmanların analizlerinde de değindiği konular var. Önümüzdeki döneme ilişkin daha da yükselişin süreceği yönünde ama Ethereum tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz son süreçte şuna alıştık. Bitcoin bir gittiği zaman yukarı yönlü, Ethereum iki gitti. Haksız da değildi çünkü Ethereum'un önünde çok güçlü bir hikaye var. Biz Ethereum ile alakalı henüz 120 dolarlardayken orta vadeli 500 dolar hedefi koyuyorduk ki geçtiğimiz gün zaten 480 dolarlara varan bir yükselişi Ethereum gerçekleştirmeyi başardı. Şimdi bundan sonra Ethereum ne olur? Açıkçası Bitcoin'den çok ters bir hareket gelmediği sürece önümüzdeki süreçte bence, benim şahsi fikrim tabii ki bu, Ethereum yükselişine devam edecektir. Bunun çok net sebepleri var Ethereum'da. Biliyorsunuz öncelikle bir DeFi çılgınlığı var. Ethereum buradan çok net bir şekilde besleniyor. Her şeyden önemlisi, Ethereum'un önünde çok önemli bazı güncellemeler var. Şu an ilk etapta yapılacak olan algoritma değişikliğinin beklenti kısmı şu an satın alınıyor, alındı. Ancak bunun bir de teknik sonucu var. O da şu, şu an yılda 4 milyon adet üretilen Ethereum miktarı konsensüs algoritması değiştikten sonra maksimum 2 milyon adete inecek. Biz tahtada madencilerden gelen çok ciddi bir satış baskısı olduğunu Ethereum'da biliyoruz. Bu da satış baskısının yarı yarıya Ethereum'da kırılması demek. Bu da çok önemli. Arkasından Ethereum 2.0 güncellemeleri kapsamında ölçeklenebilirlikle alakalı önemli güncellemeler göreceğiz. Yani Ethereum'un önünde hikaye çok. O yüzden Ethereum'da beklenti de yüksek. Kısa vadeli fiyatlara da şöyle kısaca bakacak olursak, 3 gün evvel 490 dolar, Ethereum'un dün itibariyle 372 dolarlara kadar düştüğünü görüyoruz. Bana göre Ethereum'da 366 dolar seviyesi trend belirleyici bir seviye. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması oldukça önemli. Yatırımcının nefes alabilmesi için, bir oh diyebilmesi için de fiyatların 412 doların üzerine çıkmasına ihtiyacımız var. Burak Hocam, Ethereum konusunda siz eklemek ister misiniz bir şeyler ya da farklı bir görüş bildirir misiniz Oytun Bey'den? Şöyle, Oytun Bey'in zaten hani teknik analizi son derece net bir resmi ortaya koydu. İlaveten biraz bu merkeziyetsiz finans projelerinden bahsetmek isterim. Gerçekten Ethereum'un arkasında bir, Oytun Bey'in de sözüyle, bir hikaye var ve bu hikaye önemli. Çünkü biz tamam, kripto paraları 2008'den beri görüyoruz, kullanıyoruz. Lakin herkesin aklında bir aynı soru vardır. Biz bu teknolojinin kitleler tarafından daha çok kullanılmasını görebilecek miyiz? Bunun için tabii uygulama, herkesin hayatını kolaylaştıracak pratik projeler lazım. Şimdi son 3 ay içerisinde merkeziyetsiz finans projelerinin buradaki sermaye birikimi neredeyse 9,5 milyar dolarlara ulaştı ve bu son 3 ay içerisinde oldu. Yani yaklaşık 10 katına, 11 katına çıktı son 3 ay içerisinde. Burada da insanların aslında bu ekosistemde ilk kez sahiden pratik hayatta bankacılık hizmetlerinin neredeyse birebir karşılığı projelere çok ilgi gösterdiğini gördük. Bir de Ethereum'un tabii Bitcoin'e göre bir takım avantajları var. Özellikle bu anlamda daha kolay, daha hızlı kullanabilmesi açısından. Ama bu da farklı bir sıkıntı yarattı. İlgi o kadar çok oldu ki tabiri caizse Ethereum'un tıkandığını görüyoruz. Burada madencilerin aldığı ödülün, fee'nin, gas fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükseldiği bir döneme geldik. Yani pratik bir rakam da verelim. Aave mesela şu an DeFi'deki en önemli projelerden bir tanesidir. Burada 250 dolar göndermek için ben 110 dolar fee gördüm. Şimdi bu tabii inanılmaz yüksek rakamlar. Bu bize ama öte yandan şunu işaret ediyor. Sahiden bu teknoloji sürekli evriliyor ve Ethereum 2.0 dediğimiz, artık konsensus protokolünün değiştiği yeni versiyonuna ne kadar acil ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla bu geçiş düzgünce sağlanırsa ben Ethereum'un sahiden kitlelere erişebilecek projeler konusunda çok büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Oytun Bey, şimdi Bora Hoca DeFi, yani merkeziyetsiz finans konusuna bir geçiş yaptı ama size de onu soracağım. Son dönemde gerçekten kelimenin tam anlamıyla bu alanda bir çılgınlık var. Buradaki ilgi. İsterseniz önce sizden kısaca, izleyiciler arasında detaylı bilmeyen olabilir, kısa bir tanımlamayla merkeziyetsiz finans nedir, niye önemlidir? Oradan başlayıp sonra buraya olan ilginin neden arttığını sorayım.
Evet, yani siz güzel özetlediniz. Aslında bir çılgınlık tabiri doğru bir tabir. Şu süreçte bildiğimiz bir çılgınlık var DeFi alanında. DeFi aslında tanımı kendi üzerinde merkeziyetsiz finans, aradaki aracıları ortadan kaldırarak kişiden kişiye direkt para transferini yapıp kredi çekebilmek, aradaki aracıları ortadan kaldırmak. Açıkçası ben DeFi'yi ne siyah bir alan olarak görüyorum ne de beyaz bir alan olarak görüyorum. Artık benim için gri bir alan olarak gözüküyor. Fikir olarak bir kere her şey çok güzel. Ancak örnek projelere baktığımız zaman bizim bile başımızı döndüren, yani kripto para piyasasındaki insanların bile başını döndüren korkunç bir volatilite. Çok sert kazançlar, çok büyük kayıplar beraberinde. 4.000 dolarlardan 0.1 dolarlara birden inen projeler, inanmakta zorlanacağımız faizler. Tabii bunların olumlu yanları insanları cezbediyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Kripto para alanında bile çok temkinli olmak gerekirken şu an DeFi projelerinde bence 10 kat daha fazla temkinli olmak lazım. Birden çok şey kazanmışken bir anda da hiçliğe düşebileceğiniz bir alandan bahsediyoruz. Ben bir süre daha bu kontrolsüz ortamın devam edeceğini, arkasından burada da bir dinginlik dönemi yaşanıp taşların yerine oturacağını düşünüyorum. Ama DeFi bundan sonra bizim hayatımızda var olmaya devam edecek. Peki şimdi bu kripto para konusunda tabii ki gündelik hayatta daha fazla benimsenmesi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili örnekler duyuyoruz. Ya gerçi sürpriz olmayan bir yer İsviçre'nin Zug kantonundan geldi, ama çünkü orada hedge fonlar, kripto para şirketleri, emtia traderlarının merkezi. Dün gelen haberdi, vatandaşların vergi ödemeleri Bitcoin ve Ether cinsinden yapmalarına müsaade edilecek. Bu önümüzdeki dönemde yaygınlaşır mı? Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde yine bu kripto para fiyatlamalarına, o piyasaya olan güvene ilişkin nasıl bir sinyaldir? Evet, yani bu tarz haberleri önümüzdeki süreçte daha çok duyacağız. Ben daha başındayız diye düşünüyorum. Tabii İsviçre'den gelmesi ekstra bizim için önemli. Şimdiye kadar birçok ülkeden bu tarz haberler duyduk ama İsviçre tabii ekstra bir önem atfediyor konuya. Şu an ben adaptasyon sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Kripto paraların genelde kötü yanları ön plana çıkartılıyor ama bu durum biraz bakış açısıyla alakalı. Bence önümüzdeki süreçte bu tarz gelişmeler artık haber olmaktan bile çıkacak. Gündelik rutinimiz haline gelecek. İsviçre'deki kantonu ben de buradan bir kez daha tebrik etmiş olayım. Hocam, bu konuda sizin yorumunuz ne olur Boru Hocam? Şöyle, yapılan açıklamanın içeriği enteresan geldi bana, olumlu anlamda. Zug kantonunun finans direktörü Heinz Tanner açıklamasında şunu söylüyor. Evet, biz 100 bin franka kadar bundan sonra Bitcoin ve Ethereum ile vergi ödemelerine izin veriyoruz. Amacımız da zaten bu teknolojinin bir şekilde kitlelerce daha çok kullanılması. Yani zaten bu haberin ilanı belli bir teşvik için yapılmış. Belli ki belli bir teşvik politikasının bir parçası. Bununla beraber şöyle de bir soru hemen akla geliyor ki ona da sorulmuş. Peki kripto paralar volatil, bu vergi anlamında gelirde bir çalkantıya yol açmayacak mı diye. Cevap da şu, biz zaten bu kripto paraları işte metodu da şöyle belirtmişler. E-mail'de QR kodu gönderilecek, bu şekilde ödeme toplanabilecek ama sonrasında hemen zaten biz onu franka çevireceğiz. Şimdi dolayısıyla burada teşvikle beraber bence perde arkasında ikinci bir politika daha göze çarpıyor. Belli ki Zug kentinde bir taraftan da bu kripto para portfolyolarının hacminin arttırılması da bir politika olarak benimsenmiş. Yakın dönemde zaten biz finansal merkezi kurumların kripto paralarla ilgisinin çok arttığını gördük pek çok açıdan. Buna bir yeni örnek diye düşünüyorum. Devamı gelecektir. Peki buradan aslında biraz da son dönemde finansal kurumların, merkez bankalarının blockchain'i ve dijital paralar hiç olmadığı kadar ilgilerinin arttığını görüyoruz. Son olarak Brezilya Merkez Bankası 2022 itibariyle dijital realin hayata geçebileceğini açıkladı. Başka merkez bankalarında da benzer çalışmalar var. Türkiye'yi de soracağım bir sonraki sorumda ama dolayısıyla merkez bankalarının blockchain ve dijital paraya son dönemde bu kadar ilgi duymasını nasıl yorumlamak lazım? Boru Hocam, sizden başlayalım, sonra Oytun Bey'le devam ederiz. Tabii.
Brezilya Merkez Bankası bir süredir aslında bu tarz haberlerle gündemde. Bizzat dijital reali açıklamadan evvel geçtiğimiz aylarda da öncelikle bu Facebook'un Libra projesi vardı biliyorsunuz ki dev bir şirket tarafından bu kadar önemli bir dijital para projesi aslında tüm dünyada yankıyla karşılandı. Merkez bankalarının hemen çok dikkatini çekti. İlk tepki Fransa'dan hatta geldi. Burada tabii büyük firmaların ki sadece Facebook değil, Amazon'dan Apple'a, Alibaba'dan pek çok dev şirketin Samsung'a kadar hepsinin kendi dijital para çözümlerini öne sürdüğü bir dönemdeyiz. Bunda tabii ki pandemiyle birlikte gelişen e-ticaretin artık bu tarz ihtiyaçların çok daha artmış olmasının sebebi vardır. Bununla beraber bence etkili bir konu daha, pandemi döneminde merkez bankalarının finansal gevşemeyle beraber işte bir şekilde para arzını arttırmalarıyla beraber aslında politika araçlarının yani Merkez Bankası para politika araçlarının hiç olmadığı kadar denendiği bir dönemdeyiz. Ve muhtemelen şunu söylemek mümkün, bu para politikaları aslında beklendiği kadar etkili olamıyor şu dönemde. Dolayısıyla daha da etkili para politikaları gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum, özellikle sanayisini tamamlamış ülkelerde artık neredeyse negatif faizler görüyoruz. Bununla beraber ama hala daha piyasaya bir şekilde kurtarma planlarıyla likidite bolluğu sağlanması gerekiyor. Finansal çarklarının, ekonomi çarklarının dönmeye devam edebilmesi için. İşte bu noktada özellikle negatif reel faizlerin gündemde olduğu bir yerde ancak ve ancak dijital para çözümleriyle bu para politikalarının beklenen etkiyi yaratması mümkün olabilir. Bence bu etkili bir sebep. Öte taraftan Brezilya özelinde önce mesela Libra'ya yeşil ışık yakılmıştı. Evet biz Libra kullanacağız diye. Sonrasında hemen bundan dönüldü. Şimdi bizzat 2022 yılında hemen bu dijital realin hayata geçirilebileceği konuşuluyor. Bence bu tarz haberler bir ileri bir geri çok duyacağız Brezilya'da ve diğer ülkelerde ama bütün hepsi bize aslında tek bir gerçeği ortaya çıkarıyor ve gösteriyor ki biz merkezi kurumların blockchain projeleriyle ve kripto paralarla eskisine göre çok daha ilgilendiğini görüyoruz. Çin zaten pilot proje olarak hayata geçirmiş tek ülke, dijital yuan şu an bir belediyede kullanıma sokulmuş vaziyette. Bu diğer ülkeleri tetikleyecektir. Daha da belki enteresanı bu dev şirketlerin kendi projelerini hayata geçirmelerinin etkileyecekleri. Dolayısıyla çok daha iç içe geçmiş yeni nesil finansal çözümler göreceğiz hep birlikte. Oytun Bey, sizin piyasada gözlemlediğiniz nedir? Merkez bankalarının bu reaksiyon, bu tarz hamlelerine piyasada reaksiyon nasıl oluyor? Nasıl bir algı oluşuyor piyasa oyuncularında? Evet, yani merkez bankalarının bu hamleleri tabii ki önemli. Bora hocamızın söylediklerine %100 katılıyorum. Tabii burada dünyada önderliği Çin yapıyor. Çin bu konuda bayağı bir mesafe kat etti. Avrupa'da baktığımız zaman Fransa'yı görüyoruz. Amerika biraz geç kalmış gibi duruyor ama tabii ki önümüzdeki süreç bunu bize gösterecek. Ama burada şöyle bir durum var. Yani burada merkez bankalarının çıkartacağı dijital paraları kripto paralarla çok karşılaştırmamak, karıştırmamak lazım. Merkez bankalarının çıkartacağı dijital paralar tabii ki yani olması gerektiği gibi merkez bankalarının kontrolünde, arzı onlar tarafından kontrol edilen tamamıyla merkezi yapıdaki paralar olacaklar. Kripto paralarla bunları çok böyle karşılaştırmamak, hani karıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki süreçte burada çok ciddi bir yarışın olacağı şimdiden gözüküyor merkez bankaları arasında. Peki Bora Hocam, tekrar size döneceğim. Türkiye'de çalışmaları ve projeler ne aşamada? Yani Türkiye'de de biz yakında dijital TL kullanacak mıyız? Sizin üniversite ve merkez olarak bu konuda çalışmalarınız var mı? Ben yakın dönemde, yani çok yakın olmasa da eninde sonunda diyelim ki bir 10 senelik zaman zarfı içerisinde dijital TL'nin Türkiye'de de kullanıma geçeceğini düşünüyorum. Geçmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü şu anda az önce bahsettiğimiz gibi yani sadece Çin'de ya da sadece Brezilya'da değil, yani bütün dünyadaki tüm merkez bankalarının bu konularda kapsamlı çalışmaları, araştırmaları var. Pilot proje olarak hayata geçmiş
İşte şu anda bir tek Çin olmakla beraber yakın zamanda aslında bu sayının artacağını biliyoruz. Tabii ki Merkez Bankamızda diğer finansal regülatör kuruluşlarla beraber bu konularla yakından ilgili, bununla ilgili istişare toplantıları yapılıyor ve bunu çok olumlu karşılıyorum. Merkezimiz olarak biz geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye'de bir bankayla, Deniz Bank'la mesela blockchain projelerinin bu tarz örneklerinin daha rahat hayata geçirilebilmesi ve kamu kurumlarımızca da bu anlamda kullanılabilmesi ya da en azından bu projelerin içerisindeki bilgi birikiminin kullanıma sunulabilmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dolayısıyla ben dünyadaki bu trendin, burada bu arada Oytun Bey'in sözüne çok katılıyorum. Tabii ki merkez bankalarının dijital paraları, kripto paraların merkeziyetsiz vizyonundan çok uzakta. Ama hani bu merkeziyetsiz sistemler ve merkezi sistemler bir arada aslında birbirlerini belki büyüterek, besleyerek gelişecekler. Dolayısıyla öte yandan da sahiden bizim Merkez Bankamızın da bu dünyadaki finansal rekabet içerisinde önemli bir rol üstlenerek devam edebilmesi için bunun kaçınılmaz bir proje olduğunu düşünüyorum. Oytun Bey, size dönüyorum tekrar. Türkiye belli araştırmalarda kripto para piyasasına algısı en yüksek ülkelerden bir tanesi. Ciddi ilgi var kitle tarafından, vatandaş tarafından diyelim. Dolayısıyla bu anlamda siz hani piyasanın da uzmanı olarak bizi izleyen izleyicilerimize bu alanda yatırımda neler önerirsiniz? Mesela Türkiye'de çok yatırımcısı olan altcoin'ler var. Son dönemde sert yükselişleri söz konusu, düşenler de var. Belki örnekler vererek yatırımcılara bir ışık sunabilirsiniz. Evet, yani güzel söylediniz. Türkiye'de gerçekten bu konuya çok ciddi anlamda bir rağbet var. Adaptasyon oldukça üst seviyelerde diğer ülkelere doğru kıyasladığımızda. Neyi söyleyebiliriz? İlk başta şunu söylemek lazım. Evet, kripto para alanı gerçekten çok yüksek karların olduğu, çok yüksek volatilitenin olduğu bir alan. Ama yine de burada piyasaya girerken bir gerçekçi beklenti içerisinde adımları atmakta fayda var. Yüksek volatilitenin, yüksek karların, yüksek zararların olduğunu bilip ona göre hamleleri yapmakta fayda var. Ben açıkçası yeni giren yatırımcıyla alakalı günlük olarak düşünmelerin değil, temel analiz yapıp ciddi yatırım yaparken önemli projeleri, yani gelecek gördükleri projelere yatırım yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlük avlar, satlar biraz teknik konu, yeni yatırımcıyı üzebilir, çok sert volatilite var. Onun haricinde evet, Türk kripto para yatırımcısının son süreçte çok rağbet ettiği paralarda çok sert volatiliteler var. Yani böyle teker teker altcoin'lere girmek belki şey olmaz, vaktimiz yok o kadar, ama dediğim gibi çok gerçekçi beklentilerle girip pozisyon açarken hangi pozisyonda kapatacağını bilerek reel beklentilerle pozisyon açmakta fayda var diye düşünüyorum. Hocam, son olarak size programda son iki dakikamız bu blockchain ve pandemi konusunu soracağım. Biraz kripto paralardan ayrıştırarak. ABD kongre üyelerinin pandemiyle mücadelede daha çok blockchain teknolojisinden yararlanılmasını istediğini, bu konuda Başkan Trump'a çağrı yaptıklarını biliyoruz. Ya pratikte hangi alanlar öne çıkıyor? Pandemiyle mücadelede gerçekten bu teknolojiden yararlanılabilir mi? Şöyle, bir kere bu da sahiden bence çok önemli bir gelişme. Hani Amerika'da artık kongre üyelerinin Amerikan başkanına blockchain teknolojisini daha çok kullanmalısınız diye öneri sunması resmi olarak bence çok mühim. Özellikle o raporda gördüğümüz başlıkların aslında sahiden hepimizin dile getirdiği konular olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz pandemi döneminde özellikle tedarik zincirlerinin kırılması bu özellikle karantina döneminde normalleşme öncesinde çok büyük sorun yaratmıştı. Oysa ki biliyoruz ki biz blockchain teknolojisinin tedarik zincirlerinin daha işleyişinin verimli olması için sunduğu önemli katkılar var. Bu rapora girmiş başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri özellikle bu maske, eldiven ve diğer tıbbi malzemelerin temini, hızlı temini ve güvenli temini konusunda teknolojinin kullanılabileceği yönünde çok doğru bir öneridir ki bu aslında Hollanda ve yine İsviçre hükümeti tarafından şu anda pilot proje olarak uygulanıyor. Pandemide tıbbi malzemelerin
ilaçların da tedariği konusunda. Bir diğer başlık, bundan yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4 ay kadar önce bayağı kongrenin gündeminde dijital doları acaba hayata geçirsek mi diye konuşulmuştu. Oradaki husus da şu, şimdi Amerika'nın yapmış olduğu bu finansal yardımlardan ne yazık ki Amerika'da herkes eşit koşullarda yararlanamıyor. Bunun birçok pratik sebebi var. Amerika'da hala belli bir kesimin finansal sisteme kaydı yok. Bankacılık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Evet. Bu konu yeniden gündeme gelmiş vaziyette. Yapılacak finansal yardımların dijital dolar aracılığıyla belki bu kişilere ulaştırılması konusunda. Bir de tabii seçim sistemleri var. Şu anda Amerika'nın gündeminde acaba blockchain ile seçim sistemleri yapılabilir mi diye. Kasım'a tabii yetişmesi imkansız ama gündemde konuşulması belki ileride göreceğimiz seçimler için çok önemlidir diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Blockchainist Merkezi Direktörü Doktor Buray Erdamar ve kripto para uzmanı Oytun Es programımıza katıldığınız için, bu keyifli sohbet için her ikinize teşekkür ediyoruz. Kripto para programının bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.